başkanımız obeziteyi Emel Hanım yollamış. Kanserin 3 ana nedeni olarak saydı. Aile hekimleri tarafından obezite kapsamındaki hastaların takibi yapılıyor mu? Sağlık Bakanlığı obeziteyle nasıl mücadele ediyor demiş. Evet, gerçekten güzel bir soru. Arkadaşlar ben öncelikle şunu ifade edeyim. Tütünle mücadele edelim, obeziteyle neyle mücadele edersek edelim, her şey insandan başlar. İnsanın sağlık kültüründen başlar. Yani siz zayıflamak istedikten sonra tütün ürünleri bırak. Öncelikle insanın buna kendisini kararlı olması gerekiyor. Öte yandan obeziteyle mücadelede aile hekimlerimizin hepsi değil, zamanları ölçüsünde, iş yoğunlukları ölçüsünde bir kısmının hastaları da şu anda kilolarını ölçtü, göbeklerini ölçtü. Yani body mass indekslerini, vücut kitle indekslerini ve zayıflama programlarını aldığını biliyoruz. Ama esasen bakanın buradaki obezite programı aile hekimlerini TSM'lere entegre etmek ve belli mahallelerde zayıflama merkezleri kurmak. Bunlar bir günde olacak şeyler değil ama bir diyetisyenin, bir psikoloğun olduğu zayıflama merkezlerini planladı bakanlık. Tabii ki insan kaynakları, maddi kaynaklar ve buradaki diğer altyapılar hazır oldukça bunlar büyüyor. Kurduğumuz yerler de var. Mesela geçen açılışını yaptığımız Afyon. Hatta biz bunları ketenlerin de içerisinde kuruyoruz. Yani keten de sadece bir kanser tarama merkezi değil. Az önce de söylediğim gibi obezite ve tütünle bir mücadele. Yani sağlıklı yaşam merkezi diyoruz artık. Dolayısıyla herkesin sağlıklı yaşam kültürünü elde edeceği merkezlerin kurulmasını istiyoruz. Ha, bunun dışında bakanlığımızın önderliğinde veya teknik yardımlarıyla diyelim, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Bakanlığı, ortak, İşte tuz kontrol programı, gıdalardaki tuzun zeytinlerde şurada azaltılması, okul kantinlerinde biliyorsunuz yeni düzenlemeler. Yine şu anda bisiklet aynı şekilde gençlerimize özellikle bisiklet dağıtımı gibi yürüyen, yani hem çocukluk çağdan bu kültürün elde edilmesi, sağlıklı beslenme, hem fiziksel aktivitenin arttırılmasına teşvik anlamında diğer programlar da var. Biraz hızlı anlatıyorum, umarım yerleşiyordur ama hani süreye ancak yetişebiliriz diye düşünüyorum. Yüreğim